İndirin silahları. Süleyman! İndirin dedim. Süleyman. Emrediyorum. Bunu mutfağa götürün. Ben ilgileneceğim. Hemen hastaneye götürelim çabuk. Esme. Baba! Baba! Yarısı deli değil. Hemen bir şey verin bana. Baba! 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 Esme, kaldırın beni, eve götürün. Merak etmeyin. Sizi hemen hastaneye götüreceğim. Hayır, hayır, hayır. Hastane olmaz. Ne diyorsun Süleyman? Bak kanaman devam ediyor. Merak etme güzelim, bir şey olmaz. Babam. Ben iyiyim. Tüm medya başımıza toplanmadan hemen, hemen eve doktor çağırın. Siz merak etmeyin. Güvenebileceğimiz bir doktor getireceğim. Yardım edin. Hadi. Çabuk. Çıkın dışarı. Bana bak. Bana bak dedim, yüzüme. Neden? Ölmeyi hak etmişti. Sana güvendim. Yardım etmek için elimden geleni yaptım. Bu mu karşılığı he? Cevap ver. Kim zorladı seni? Hiç kimse zorlamadı. Neden yaptın peki? Yaptım işte. Bir nedeni yok. Buradan sağ çıkamazsın. Umurumda bile değil. Benim umurumda ama. Eğer bir çocuk eline bıçağı alıp başkasının canını almak istiyorsa önemli. Konuş dedim. Konuş! O alçak hak etti bunu. Süleymançe sen... benim annemi ve babamı öldürdü. Hem de hiç suçları yokken. Gözlerimin önünde. Babam halde dükkanı olan namuslu bir adamdı. Bir gün birileri dükkana gelip babamı tartakladı. Adamlardan biri herkes veriyor, sen de vereceksin diye bağırıyordu. Sonra bir gece annem, babam ve ben ilk kez sinemaya gittik. Film bitti, çıktık. Ben sinemanın büyüsüne kapılmış konuşup duruyordum. Karanlık bir sokağa girdiğimizde iki adam çıktı karşımıza. Paramızı vermeyen herkese ibret olsun diye bağırıyordu. Üzerimize kurşunlar yağdırdılar. Annem beni korumak için öyle sıkmış ki bütün kaburgalarım kırılmış. Bütün hatırladığım da bu. Sonra halde konuşurlarken duydum. Süleyman Çesen öldürtmüş babamı. Kendisine karşı geliyor diye. Kimsesiz kaldım. Kimsesiz. Bir başıma. Sen kimsesiz olmayabilir misin? Neler yaşadığımı anlayabilir misin? Seni çok özledim Ender. Bu gece bana gelmeye ne dersin? Deli misin ya? Herkesin ortasında benden uzak dur. Beni kullanıp kullanıp bir köşeye atamazsın. Ben ne istersem o olacak. Yoksa ailen her şeyi öğrenir. Bunu yapamazsın. Yapamayacağını biliyorum. Öyle mi yaparım ki? Seninle birlikte olurken her şeyi göze almıştım. Ailen öğrenirse ben sadece arkadaşımı kaybetmiş olurum. Ama ya sen? Senin kaybedeceğin o kadar çok şey var ki. Ailen olmazsa sen bir hiçsin Ender. Ailenin ailesi, parası, gücü sayesinde edindiğin itibarın yerle bir olur. Bir zavallı olursun. Bütün bunları kaybetmek istemiyorsan benimle iyi geçin.
Demek beni tehdit ediyorsun ha? Ender ne yapıyorsun sen? Seni dinliyorum Yasemin. Biraz önceki gibi şakısana. Hı? Eğer ben en ufak bir şeyimi kaybedersem... ...sen hayatını kaybedersin güzelim. O zaman bu dudakların... ...hep kapalı olacak. Yoksa... Üzülme. Baban böyle ufak bir bıçak yarasına teslim olmaz Bahar'cığım. Üzülmek mi? Onun için üzüldüğümü de kim söyledi? Ben sadece düğünüm ertelendiği için üzülüyorum. Sana inanamıyorum. Aranızda ne yaşanmış olursa olsun... ...baban için üzülmelisin. Neden bunu söylemek bu kadar zor? Saçmalama ya. Ben hiçbir şeyden utanmam. Tek istediğim bir an önce Esmer'le evlenmek o kadar. Bir an baban için üzülüyorsun sandım. Ama sen... ...sana inanamıyorum. Bahar sen... ...sen... Ne? Sen gerçekten kötüsün Bahar. Yetti be! Kötü olan ben mi oldum şimdi? Tüm hayatımı mahvettiği gibi en mutlu günümü, düğünümü de mahvetti. Süleyman Çeseni'yi de kötü olan ben miyim yani? Seninle tartışmayacağım. Çünkü senin gibi... Sen bir şeytansın. Roza Hanım yemeği erken hazırlamamızı ne ister yemeği? Misiniz? Başımızda bunca dert varken. Bana böyle sessizce yaklaşmak senin için fazlasıyla tehlikeli. Biz zaten birbirimiz için tehlikeliyiz. Yine ne istiyorsun? Senden bir şey istemiyorum. Ama yakında sen benden merhamet isteyeceksin. Senin saçmalıklarınla uğraşacak vaktim yok. Senin ve Süleyman Çesen'in bir adamı öldürülmüş. Adı Eyüp. Başsağlığımı dilemeye geldin. Hayır. Nazlı'yı vuran silah adamınızın silahı çıktı. O köpek hak ettiğini buldu. Şimdi sıra sizde. Yakında cezanızı bulacaksınız. Elinden geleni ardına koyma o zaman.
Haçlı, affet beni. Hepsi kaderin planıydı. Yalvarırım, affet. Küçücük çocuğu kullanacak alçakların bu dünyada yeri yoktur. O çocuğun hayatını nasıl mahvedersiniz? Haçlı. Ben yaşadığım sürece çocuklara zarar vermenize izin vermem. Haçlı, ben yapmadım. Bu bir Haçlı kuralıdır. Bize patik mi örüyorsunuz? Evet. Kolay gelsin. Aa, çok güzelmiş anne. Aylin nerede? Bir hastasının ailesiyle birlikte yemek yiyormuş. Görüyorsunuz değil mi anneciğim? Aylin'in bu yaptığı doğru mu şimdi? Bu saatte evinde olması gerekmiyor muydu? Beni düşünmüyorsa bari çocuğunu düşünsün diyeceğim ama... ...o işinden başka hiçbir şey düşünmüyor. Bundan sonra sen de kendine çeki düzen versen iyi olacak. Anneciğim, bana ne kadar destek olduğunuzu biliyorum. Bunun için size müteşekkirim. Ben de evliliğimizi kurtarmak için ailenin üzerine bu kadar düşüyorum. Yoksa bana ne nerede olduğunu... Yeter Ender. Oyun oynamayı bırakalım. İkimiz de neyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ama anneciğim... İnanın neyi kastettiğinizi anlamadım. Bugüne dek hep senin tarafında oldum. Kendi kızımı karşıma aldım. Ama yanılmışım. Eğer aileni üzersen karşında beni bulursun. Sana verilen bu son şansı iyi kullan... ...ve başka kadınların koynundan kurtar kendini. Yoksa sizi kendi ellerimle boşarım ona göre. Çocuğunu da hayatın boyunca göremezsin. Merak etme. Bu konuşma aramızda kalacak. Selçuk'un haberi olmayacak. Sen de aynısını yaparsan iyi edersin. Dün gece neredeydin? Dur ben söyleyeyim. Süleyman Çesen'in evinde kızıyla beraberdin. Beni sorguya çekmek sende alışkanlık yaptı galiba. Yine hangi saçma sapan sebepten beni buraya getirdiniz? Senin için adam öldürmek çok normal bir şey değil mi? Bunlar için sorgulanmayı saçma bulmanı anlıyorum. Ama benim için bir çocuk öldüğü zaman herkes sorgulanmalıdır. Çocuk mu? Ne diyorsun sen? Kim öldü? Murat denen şu sokak çocuğu. Senin evinde ölü bulundu. Ne diyorsun sen? Dediğimi duydun. Allah kahretsin. Gösteriş olsun diye operasyonlar düzenleyip kanunlar koyacağına
kendi evindeki çocuğa sahip çıksaydın. Ben elimden geleni yaptım. Onu kurtarmak için her şeyi denedim. Belki de tek yapman gereken şey o çocuktan uzak durmaktı. Sen çevrendeki herkese zarar veriyorsun. Sen ve karanlık dünyan herkesi yok ediyor. Kimsesiz olmayı bilir misin? Ben elimden geleni yapıyorum. Yapman gereken suçluları adalete teslim etmek. Süleyman Çesen gibilerini yok etmek. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Hem de hiç. Süleyman Çesen gitse de değişen hiçbir şey olmayacak. Sistem başka Çesenler üretecek. Burada mıydın? Ne yapıyorsun sen Süleyman? Daha tam olarak iyileşmedin. Ayağa kalkmamalısın. Yatmaktan sıkıldım. En azından doktorunu bekleseydin. Bana bu kadar değer verdiğini bilmiyordum. Tabii veriyorum. Sen benim her şeyimsin. O zaman sana ait her şeyi de biliyor olmam gerekiyor, değil mi? Her şeyi biliyorsun ya. Bana yalan söylenmesinden nefret ettiğimi biliyorsun. Evet biliyorum. Sen değer yargılar olan birisin. Ve bu yüzden seni çok seviyorum. Peki bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Hiç kimse bana yalan söyleyemez. Her şeyi anlatacaksın. Her şeyi. Hemen şimdi. Sen zaten her şeyi öğrenmişsin. Önemli olan benim bilip bilmemem değil. Niye anlatmadın? Çünkü korktum. Seni kaybetmekten korktum. Geçmişimle gurur duymuyorum. Bir daha yalan söylersen seni öldürürüm. Ben yalan söylemedim. Sadece bazı şeyleri kendime sakladım. Çok iyi bir oyuncuymuşsun. Ben de senin her şeyden habersiz olduğuna inanmıştım. Çocuk intihar etmemiş, öldürülmüş. Hem de Süleyman Çesen adına kayıtlı antika bir silahla. Ne? Çocuk senin evinde ve Süleyman Çesen'in silahıyla öldürülüyor. Bu kadar değerli bir şeyi Süleyman Çesen'den çalmayı kimse cesaret edemez. Parmak izi de yok. Bu durumda ya sen ya da Süleyman Çesen yaptınız bu işi. Ya da yaptırdınız. Sence birisini öldürmek istesem, bunu kendi evimde ve Süleyman Çesen adına kayıtlı antika bir silahla mı yaparım? Sizin karanlık dünyanızın infazlarında rastlanması zor bir şey değil.
O saatlerde nerede olduğunu kanıtlayana kadar hiçbir yere gidemez. O saatlerde Aylin'le birlikteydim. İstiyorsan ona da sorabilirsin. Hepiniz hoş geldiniz. Bu iki güzel insanın nikahını kıymak üzere burada bulunuyoruz. Belediyemize yaptığınız başvurunuz incelenmiş ve evlenmenizde hiçbir sakınca görünmemiştir. Sinan Özcan, Bahar Çesen'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Thank you.
Esmer, Ali ve Ezo. Onlar birbirini kaybetmiş üç küçük çocuk. Bir saniye, yakın orada. Tamam. Özür dilerim, ailedensiniz değil mi? Bu eşyalar, bunlar Bahar Hanım'ın özel eşyaları. Kime vereceğimi bilemedim. Kardeşim, alayım. Geçmiş olsun. Senin kızın değilim. Benden uzak dur. Her şey için çok üzgünüm. Beni dinlersen bana hak vereceksin. Senin anlatacağın hiçbir şey umurumda değil. Buraya geldiysen nedeni kardeşimdir. Yıllardır göstermediğin, yüzünü bile unuttuğun kardeşim. Eğer mutlu olacaksan ben gereken bedeli ödemeye hazırım. Hadi öde. Kaybolan yıllarımızı geri getir. Öde hadi. Getiremezsin. Kader, kızım. Kızım deme bana. Hayır.
sen mutlu olacaksan, ben ölmeye hazırım. Kanlı dünyana çekemeyeceksin. Tanıdık geldi mi? Söyle ona. Eğer önüme tekrar çıkarsa bu defa işimi yarın bırakmayacağım. Korkusuz adamları severim. Sen kendinden başka kimseyi sevemezsin. Kanından olanları bile. Söyle ona, haçı şimdilik onda kalabilir. Canını aldığımda yeniden benim olacak nasıl olsa. Hadi. Hadi içeri girin artık. Ben her şeyle ilgilenirim. Kızımla ilgilendiğin gibi mi ilgileneceksin ha? Sana yavrumu, canımı verdim. Sen bana kanlı gelinliğini getirdin. O benim de canımdı. Hala yaşıyor olmamın tek amacı bunu yapanı bulmak. Onu ellerimle gebertmek. Anlıyor musun beni? Sen git. Anne. Sana eve gir dedim. Beni istemedin, sessizce hayatından çekip gittin. Kocamsın, hiçbir şeyine karışmadım. Saygısızlık etmedim. Senden bir tek istediğim var, kaderimden uzak duracaksın. Onu bana bırakacaksın. Senin yüzünden onun kılına zarar gelirse... İşte o zaman başka iş olurum. O zaman kasabalı Ayşe değil, şeyh torunu Ayşe Hanım olurum. İntikam istiyorum Mira. Kana kan, cana can. Yanımda mısın? Benimle misin? Ne olursa olsun senin yanındayım. Sen hep bana tek dost oldun. O zaman söyleyeceklerimin senin iyiliğin için olduğuna inanırsın. Bir süre hiçbir şey yapmayacaksın.
Ne diyorsun sen? Kükreme hemen. Bir dinle önce. Ne olan? Dibimize kadar girmişsiniz. Laf mı dinliyorsunuz siz? Yok Niran Hanım. Bas git o zaman. Geri durun biraz. Baş üstüne. Artık meydan savaşları yok. Kanın bedeli kandan fazlasıyla ödetiliyor. Düşmanına zarar verebilmek için onun gibi düşünmelisin. Ben onlar gibi şerefsiz olamam. Öldürür gerekirse ölürüm. Ama adam gibi. Biliyorum. Senin için çok zor. Ama intikamını alabilmenin tek yolu bu. Savaş açmadan önce kiminle savaştığını öğrenmen lazım. Bunun için de tuzaklar kurman ve beklemen lazım. Her zamanki gibi haklı olduğunu biliyorum. Ama Niran, kendime söz dinletemiyorum. Bana güven. Ve bekle. 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 Yapıyorsun iki saattir. Altı yüzlü bir iğne yapacaksın. Ben... Senin beceriksiz gerizekalı. Özür dilerim efendim. Özür dileme defol. Alın şunu götürün. Kim gönderdi seni ha? Eşit. Yoksa beni gebertmek tamam. için para mı aldın? Bu mahlukların topunu gebertmek lazım. Eşref Bey, oğlunuz geldi. Gelsin. O hemşire olacak karıyı da defet. Gözüm görmesin. Ne bekliyorsun sen? Efendim, soyunmak istemiyor. Getirin şunu. Peki efendim. Adet mi çıkarıyorsun lan sen? Ne zamandır soyunmadan, aranmadan benim yanıma girebiliyorsun? Baba, bu lafları hak etmiyorum ben. Korumaların yanında erkek adam. Erkekmiş. Erkek olduğun şimdi mi aklına geldi lan? Yıllar önce neredeydin ha? Yıllar önce de çıksaydın ya ortaya, erkekliğini gösterseydin. Ben senin soyunun tek devamıyım. Ben senin oğlunum, baba. Değilsin. Ben ne dersem sadece olsun. Herkes gibi üzerine aratacaksın. Benim yanıma öyle çıkacaksın. Madem rahat edeceksin, dediğin gibi olsun baba. Thank you.
Görüşmeyeli ne kadar büyümüşsün Avşar. Git ulan, çık. Hoş geldin. Şeref verdin Liran Hanım. Hoş bulduk. Hayırdır? Süleymançe senin başına gelenleri biliyorsundur. Hop hop hop. Bak orada duracaksın işte. Benim o meseleyle bir ilgim olmaz. Olmasını da istemem. Başka bir dileğim varsa başım gözüm üstüne. Kimse ne olacağını bilemez Eşref Selvi Hanlı. Bu olay gösterdi ki hiçbirimiz güvende değiliz. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Hele ölümden hiç. İki ay yaşarsın dediler. Bak 12 yıldır Azrail'e külahını ters giydirmişim. Hep korkuyorsan bulunduğun yeri hak etmiyorsun demektir. Süleyman Çesen'in acısına saygımız büyüktür. Gel gör ki bataklığa saplanana yardım etmeyiz. Bu da Bulgar'ın hepimize emridir. Anlaşıldı. Ben mesajı aldım Selvi Hanlı. Seni daha fazla yormayayım. Ablaya selam. Aleyküm selam. Kimseyi almayın. Dinleneceğim. Peki efendim. Yanlış kata bastın. Orası otopark. Kes! İmdat! Ne yapıyorsun? Meşgul.
Sağ. Dur. Dur. Jack. Niye buraya geldiğimizi merak ediyor musunuz? Ha? Evet. Çünkü sizden sıkıldım. Daha yaralı bir kadınla bile baş edemiyorsunuz. Yataktan yeni kalkmış haçlıyı bile aklayamıyorsunuz. Bu yüzden uçmayı öğrenmek için size bir fırsat vereceğim. Ağam, yemin olsun biz elimizden geleni yaptık. Ama haçlıya engel olmak ne mümkün. Sanki dokuz canlı. Aga. Değil. Avşar Bey. Avşar Bey'im acı bana. İnan kız elimizdeydi. Son anda çıkıverdi ortaya. Hayır. Yapmayın. Hayır! Sana iyi uçuşlar. Ulan bir de adamım diye ortalarda dolaşıyorsunuz. Altına işemiş karı kılıklı. Şimdi sıra sende. Sen ne diyeceksin bakalım? Konuş lan pislik herif. Açlığı ilk gördüğüm yerde öldürmek boynuma borcudur ağam. O gebermeden bize hayat yok. Aferin. Sen adam olacaksın. Çözü paketi. Ne var? Avşar Bey, sevkiyata başlıyoruz. Başlayın bakalım. Ne zaman hazır olur? Yarın sabah gün doğmadan yola çıkarsınız. Al bakın. Bir aksilik çıkarsa senden hesap sorarım ona göre. Soram. Bizde asla yamuk olmaz. Thank you.
Ne yapıyorsun? Koş tarafta. Nerede bu? Orada. Kurtardığın için sana teşekkür etmeyeceğim. Aç şunu. Seni kelepçelemek zorunda kaldığım için üzgünüm. Ama beni mecbur bıraktın. Bırak beni. Aylin tek başına. O tehlikede. Sen ne dediğinin farkında mısın? Her şeyi bırakıp gitmek bu kadar kolay mı? Senin için kaç kişiyi harcadık? Ne paralar döktük? Kaç kişinin geleceği sana bağlı. Bilmiyor musun bunu? Bir kadını bütün bunlara tercih mi ediniz? Ha? Bu kadar basit değil. Kaderi biz belirleyemeyiz Şeref. Ben artık kendim olmak istiyorum. Tanrı rolüne soyunmak için ya deli olmak lazım ya şeytan. Ben ikisi de değilim. Zaman zaman hepimiz bir takım şeylere inancımızı yitiririz. Bırakıp gitmek tek yol gibi gelir. O zamanlarda hep şunu düşünürüm. Ben gidersem her şey daha mı iyi olacak? Daha az insan ölüp daha çok sevinç mi yaşanacak? Yoksa mutlu olacak tek kişi ben mi olacağım? Kendim için mi yoksa başkaları için mi yapıyorum bunu? Ben elimden geleni yaptım. Ama başaramadım. Belki de yeteri kadar iyi değilim. Belki de benim yerime bir başkası gelse her şey daha iyi olacak. Belki ben aşkımı her şeyin üstünde tuttum. Belki de geçmişim peşimi hiç bırakmadı. Esmer, çok uzaklara gittiğinde geçmişin seninle gelmeyecek mi sanıyorsun? Ama burada kalıp savaşırsan hesaplaşırsın. Ben sadece durup düşünmeni istiyorum. Yan yana geldiğimiz o günü, düşmemek için sarıldığın o bayrağı. Şimdi istediğini yapmakta özgürsün. Aşk mı, görev mi Esmer? Aşk mı, görev mi? Aşk mı, görev mi? Aşk mı, görev mi? Onlara. Sen
Siz kader olmalısınız. Ben... Siz de kardeşimin ve bebeğinin ölümüne sebep olanlardan birisiniz. Süleyman Çesen'in kuklası. Sizlerin karanlık dünyasının kurbanı oldu kardeşim. Acınıza saygı duyuyorum. Hiçbirimiz böyle olmasını istemedik. Öyle mi? Bahar sizlerin yüzünden öldü. Bunun hesabını Süleyman Çesen'e de, sana da, bu işin içinde parmağı olan herkese de soracağım. Kader, yeter artık. İyi günler. Bu evde kavga gürültü istemiyorum. Edebimizle oturacağız. Bu insanları gördükçe sakin davranamıyorum. Ama en kısa zamanda bu evden ayrılacağımız için kısa bir süre tahammül edebilirim. Sadece sen üzülme diye. Burada kalıyoruz kader. Baban... Yeter! Yeter ya! Yeter! 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 Bir daha bu kelimeyi duymak istemiyorum. Kader! Bunu bana yapamazsın anne. Bunu senin iyiliğin için yapıyorum. Anne! Bak! Burada kalmak her şeyi daha da zorlaştıracak. Karar senin. Ya Ankara'ya döneriz ya burada kalırız. Süleyman Çesen bu ailenin reisidir. Bu evin eşiğinden adım attığımız anda... ...o ne isterse o olur. Anne! Kızım nasıl? Biraz uyuyacakmış. O ne derse desin, ne yaparsa yapsın yanında kalacaksın Ender. Sen zaten yeterince bela aldın başımıza. Bu evlilik sürecek, anlaşıldı mı? İyi de anneciğim, ben ne yapabilirim ki? Bu evliliği bitirmek isteyen o. Benimle oyun oynama Ender. Böyle bir şey olmayacak. O bebeğini kaybetti ve bunu kolay atlatamayacak. Eğer yanında olmazsan daha fazla saçmalar. Kızımın başına yeniden bir şey gelirse... ...bu defa kolay kurtulamazsın elimden. Siz ne derseniz o olur anneciğim. Şu korkak, babasından hala dayak yiyen Avşar Selvi Hanlı mı? Evet. Hepimizi oyalayarak çok büyük işler yaptı. Maalesef biz de bunu fark edemedik. Bütün o ölümler sadece bir oyun için miydi?